Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz talakta kullanılan lafızlar, kelimeler hakkında. Devam ediyor İbni Abbas radıyallahu anhüma ve erdan ecmain. Demiştir ki, bir erkek hanımına bir defada sen üç talakla boşsun dese, bu bir talak sayılır. Ebu Davud'un haberi. Rezi'nin zikrettiği bir rivayette İbni Abbas şöyle demiştir. Erkek hanımına aynı anda üst üste sen boşsun, sen boşsun, sen boşsun diye üç kere söylerse, bu bir boşama sayılır. Yeter ki bunlarla birinci defaki söylediği sen boşsun sözünü tekit etmeyi kastetmiş olsun veya hanımıyla henüz gerdek yapmamış olsun. Evet sevgili dostlarımız, tabi bu hadisi şerifleri biz sizlere duyururken, bu tabi İbni Abbas'tan gelen haber. Efendim, bunların fıkıh boyutunu fakihlerimiz fıkıh ilminde açıkladıklarını, biz orada amelde fıkıh ekberde bunları daha önce anlatmıştık. Tekrar işaret ediyoruz. Üç talakla bozsun diyerek sarf etse, üç nikah bağının üçü de çözülmüş, kadın tamamen boşanmış olur mu? Bu mesele ihtilaflı bir husustur. Çünkü müteakip hadisi şeriflerde görüleceği üzere, Resulullah aleyhissalatü vesselam devrinde boşama çoğunlukla her temizlik müddeti içerisinde bir kere olmak üzere üç temizlik müddetinde gerçekleşen bir hadisedir. İkisinin veya üçünün de bir anda icrası bazı rivayetlere göre pek mevzu bahis değildir. Eğer erkek üç talak niyeti taşımadan, yani ikinci ve üçüncü bozsun lafzını ilk defa söylediği bozsun lafzını tekit etmek, pekiştirmek için söylediyse, üç boşama bir sayılır ve nikah bağlarından ikisi devam eder. Aksi halde üç sayılır. Diğer bir şarta göre, erkek henüz gerdek yapmadığı hanımını bu suretle boşamış ise niyet aranmaz. Bu üç talak bir talak sayılır. Aksi halde gerdek yaptığı bir hanımı tamamen boşamak niyetiyle üç kere üst üste sen boşsun dedi mi, bu üç ayrı talak sayılır ve hanımıyla boşanmış olurlar. Kaydedilen rivayetler bu manaları ifade ederler. Ebu Davud bu meselede İbni Abbas'ın kanaat değiştirerek neticede diğer bir kısım sahabi gibi üç talakla kadının kocasıyla gerdeğe girmiş olsa da olmasa da boş sayılacağı ve bir başkasıyla evlenmedikçe eski kocasına helal olmayacağı görüşünde karar kıldığını belirtir. Ebu Davud'un kaydettiği rivayetlerden birine göre Muhammed İbni İyas demiştir ki, İbni Abbas Ebu Hüreyre
Hazretlerini ve Abdullah İbni Amir İbnil As radıyallahu anhüm ecmainden bakire olan hanımını 3 kere boşayan erkek hakkında sormuşlar. Hepsi de bu kadın artık ona bir başka erkekle evlenip boşanmadıkça helal olmaz cevabını vermiştir. Evet sevgili dostlarımız, Ebu Eyyub der ki, Mâmer bize Eyyub'tan haber verdiğine göre, Eyyub der ki, Hakem İbnül Üyeyne, Zühri'nin yanına girdi. Ben de onlarla beraberdim. Zühri'ye 3 sefer boşanan bakire hakkında sordular. Cevaben dedi ki, bundan İbni Abbas, Ebu Hüreyre ve Abdullah İbni Ömer'e sordular. Hepsi de bir başka koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz dediler. Eyüp devamla der ki, bunun üzerine hakem oradan ayrılıp Tavus'a geldi. O mescitte idi. Üzerine eğilerek İbni Abbas'ın bu meseledeki sözünü sordu ve Zühri'nin söylediklerini haber verdi. Ben Tavus'un bu söylenenler karşısında hayretinden ellerini kaldırdığını gördüm. Dedi ki, Allah'a yemin olsun, İbni Abbas radıyallahu anhü bu 3 talakı bir sayıyordu. Diğer taraftan Muvatta'nın rivayetinde henüz gerdek yapmadığı hanımını 3 kere boşayan bir bedevinin durumu hakkında İbni Abbas'a soruldu ve bu konuda İbni Abbas'ın fetvayı yanında bulunan Ebu Hureyre'ye bıraktığını, onun da bir talak onun boşanmasını sağlar. 3 talak ise bir başka kocayla evlenmedikçe eski kocasına haram kılar der. İbni Abbas'ın da aynı görüşte olduğu belirtilen rivayetin sonunda İmam-ı Malik rahimehullah, bizim nazarımızda da hüküm böyledir. Dul bir kadınla birisi evlense ve henüz temasta bulunmamış olsa, bu kadın hakkındaki hüküm de bakirenin hükmü gibidir. Bir talak ayrılmayı gerektirir. 3'ü ise bir başka erkekle evlenmedikçe ona haram kılar. Cumhur bir anda verilen talakın 3'ünün de vaki olacağına hükmetmiştir. Hatta İbni Abdilber icmadan bahseder. Buna muhalefet şazdır, İltifat edilmez der. Efendim, evet sevgili dostlarımız, bir ileriki hadisi şerifte daha da açık gelecektir. İbni Abbas radıyallahu anhüma ve erdahı mecmain hazretlerinin anlattığına göre bir adam kendisine gelip ben hanımımı 100 talakla boşadım. Bu hususta fikriniz nedir? Bana bir şey gerekir mi diye sordu. Benden şu cevabı aldı. Kadın senden 3 talakla boşanmıştır. Geri kalan 97'si ile Allah'ın ayetleriyle alay etmiş oluyorsun. Bu da Muvatta'nın haberi. Haşa.
Evet sevgili dostlarımız, Mahmud İbn-i Lebit radıyallahu anhü anlatıyor Resulullah aleyhissalatü vesselama, bir adamın hanımın üç talakla birden boşadığını haber verdiler. Öfke ile kalkıp daha ben aranızda iken Allah'ın kitabıyla mı oynanıyor buyurdu. Derken birisi kalkıp ey Allah'ın Resulü onu öldürmeyeyim mi dedi. Bu da Nesai'nin haberi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sözüyle boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutma ya da iyilikle yaparak bırakmadır. Allah'ın ayetlerini de alaya almayın. Bu da Bakara suresinin 229-232. Ayeti kerimeleridirler. Yani üç talakı birden vermenin kötülüğünü beyanla bundan zecirdir. Üç talakı birden verme hususunda müçtehid imamlar biraz ihtilaf ederler. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Malik, Evzai, Leys, Rahimehumullah'a göre bu bid'attır. Şafi, Ahmet, Ebu Sevir ve Rahimehumullah'a göre haram değildir. Ancak onlara göre de evla olan ayrı ayrı yapılmasıdır. Hadisin zahiri tahrim ifade eder. Cumhur üçünü birden veren kimseye üç talakın birden vaki olacağında müttefiktirler. Bu hususta muhalif bir görüşün onlar nazarında hiçbir değeri yoktur. Abdullah İbni Yezid İbni Rükane an ebihi an ceddihi anlatıyor. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, vallahi ben hanımını kesinlikle boşadım. Hanımımı kesinlikle boşadım. Peki bununla ne kastettin diye sordu. Bir talak kastettim dedim. Bunun üzerine bununla bir kastettiğine dair Allah'a yemin eder misin buyurdu. Ben de vallahi bununla sadece bir talak kastettim dedim. Bunun üzerine o halde bu senin kastettiğin şekildedir buyurdu. Ve kadını ona geri verdi. O ise hanımı ikinci kere Hazreti Ömer radıyallahu anhü zamanında, üçüncü kere de Hazreti Osman radıyallahu anhü zamanında boşadı. Bu da Tirmizi Ebu Davud'un haberidir sevgili dostlarımız. Hadis-i şerifte geçen elbette kesinlikle demek, yani erkeğin sen kesin boşsun demektir. Enti talikun elbette. Bu talaka talakul bette denir. Elbette yani kesinlikle. Efendim tabirinin içinde rakam bulunmadığı için takdir işi esas itibariyle niyete bağlı kalmıştır. Ebu Davud'un rivayetinde bu kadının Süheyme olduğu tasrih edilir. Hattabi der ki bu hadis birden fazla talakı kastetmemiş olma halinde talakul bette'nin bir tek sayılması gerekeceğine
Dolayısıyla bunun ric'i bir talak olup bain olmadığına delalet eder. Kişi bununla iki veya üç talaka niyet ederse hükmü niyete göredir. Aliül Kari talak-ı bettenin Şafii nezdinde bir ve ric'i talak sayıldığını, onunla iki veya üçe niyet ederse niyetinin esas olduğunu, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre de bir ve bain sayıldığını, üç niyet ederse üç olacağını, Malik'e göre ise üç olduğunu kaydeder. Aynı Umde'de Hazreti Ali İbni Ömer İbni Müseyyep Ulve Zühri İbni Ebi Leyla Evzai Ebu Ubeyd gibi Seleften bazılarının da üç dediklerini kaydeder. El-Kadı'ya göre hadisi şerifte şu faideler vardır. Sözlerinin zahiri tekzip etmediği müddetçe kocanın iddia ettiği husus yemin edince tasdik edilir. Kesinlikle yani elbette tabiri talakın adedinde müessirdir. Yani birden fazla talak ifade edebilir. Aksi takdirde aleyhissalatü vesselam sadece bir talak kastettiğine dair yemin ettirmezdi. Nitekim Tirmizi'nin kaydettiği açıklamada talakul bette-i Hazreti Ömer'in bir talak kabul ettiği, Hazreti Ali'nin ise üç talak kabul ettiği belirtilir. Son olarak şunu da kaydedelim. Bazı alimler hadisi şerifteki ıstırap ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın onun devrindeki talakın tek olduğuna dair İbni Abbas rivayetine muhalefet gibi sebeplerle ortaya çıkan zaafı sebebiyle hadisle amel etmenin ihticaçta bulunmanın mümkün olmayacağını söylemiştir. Bu da bazı alimlerimizin görüşüdür. İmam-ı Malik'e ulaştığına göre Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhü hazretlerine Irak'tan yazılarak sorulmuştur. Bir erkek hanımına senin ipin benim elimde değil, boynundadır. Dilediğin yere gidebilirsin, dedi. Bunun hükmü nedir? Hanımı boş mu, değil mi? Hazreti Ömer bunun üzerine oradaki memuruna hac mevsiminde beni Mekke'de bulmasını emretti, diye yazdı. Hazreti Ömer radıyallahu anhü tavaf yaparken adam yanına gelip selam verdi. Hazreti Ömer ona sen kimsin diye sordu. Adam kendini tanıtarak ben seni bulmamı emrettiğin Iraklı kimseyim dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ben sana şu beyti muazzamanın Rabbi adına soruyorum. İpin boynundadır derken ne kastettin dedi. Adam sen bu mukaddes makamdan başka bir yerde yemin verseydin sana doğruyu söylemezdim. Ben bununla ayrılık kastetmiştim dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anhü bunun hükmü senin kastettiğin şeydir buyurdu. Bu da Muvatta'nın haberidir. İmam-ı Malik Müdevvene'de bunun üç talak sayılacağını söylemiştir. Sevgili dostlarımız.
Buradan şunu bütün İslam alemine, Müslümanlara duyuralım ki talakla oyun oynamayın. Ve ağzınızdan ne kadar öfkeli olursanız olun, talak üzerinde düşünmeden hareket etmeyin. Nafi anlatıyor İbni Ömer radıyallahu anhüma Haliye ve Beriye hakkında der ki, bunlardan her biri 3 kere boşanmış sayılır. Evet, Haliye ve Beriye. Şimdi Haliye, efendim, lügat olarak bağlandığı ipten boşanan deveye denmektedir. Beriye de kocadan kurtulmuş olan kadın demektir. Şu halde bir erkeğin karısına sen ipinden kurtulmuş deve olasın veya kocadan halas olmuş kadın gibi olasın gibi bir söz sarf etmesi İbni Ömer'e göre 3 talak sayılmalıdır. İmam-ı Malik bunların ve benzeri başka kinayet sözlerin gerdek yapılan kadın hakkında 3 talak sayılacağını, henüz gerdek yapılmayan kadın hakkında ise 1 mi 3 mü kastettiğinin sorulacağını, 1 dediği takdirde yemin ettirileceğini söyler. İmam-ı Malik'e yine ulaştığına göre Hazreti Ali radıyallahu anhü karısına sen bana haramsın diyen erkek hakkında bu adam hanımını 3 talakla boşadı diyordu. Bu da Muvatta'nın haberi. Erkeğin karısına söyleyeceği sen bana haramsın, haram olasın gibi sözlerin kaç talak ifade ettiği de münakaşalıdır. İbni Abdülber 8 farklı görüş kaydeder. Bunlardan en şedidi İmam-ı Malik'e aittir. Müdevvene'de niyetine bakılmaksızın gerdek yapılmış hakkında 3 talaktır demiştir. Rivayette görüldüğü üzere Hazreti Ali de bu görüştedir. Zeyd İbni Sabit ve birçok tabiinin aynı görüşte olduğu belirtilir. İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Kim hanımını kendine haram kılarsa, bu boşanma ifade eden bir şey değildir. Bu söz bir yemindir. Yemin kefaretinde bulunur. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak, Allah'ın Resulünde sizin için güzel örnek vardır. Ahzab suresi 21. ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyurmuştur. Bu da Buhari, Müslim, Nesai'nin haberidir. Yine Nesai'de şu rivayet mevcuttur. Bir adam İbni Abbas radıyallahu anhüma ve erdâ mecmain hazretlerine gelerek, ben hanımımı kendime haram kıldım, ne yapayım, hükmü nedir diye sordu. İbni Abbas yalan söyledin, o haram değildir dedi ve şu ayeti okudu. Mealen, ey şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ın sana helal kıldığını sen niye kendine haram ediyorsun? Buyuruyor Tahrim suresi 1. ayeti kerimede. İbni Abbas ayeti okuduktan sonra dedi ki, sen bu sayılan kefaretlerin en ağırı olan köle azadını yerine getireceksin dedi. Bu da Nesai'nin haberidir. Sevgili dostlarımız,
İşte görüyorsunuz, ilim içinde ilimler bulunmaktadır. Tahrim suresinin nüzulüne Resulullah aleyhissalatü vesselamın cariyesi Mariye radıyallahu anha sebep olmuştur. Şöyle ki, efendim, Nesai ve Taberi'de Hazreti Enes ve Zeyd İbni Eslem'den gelen birbirini tamamlayan bir kısım rivayetlere göre aleyhissalatü vesselam bir gün oğlu İbrahim'in annesi olan Mariye radıyallahu anhaya zevcelerinden birinin Hazreti Hafsa'nın hücresinde efendim temasta bulunur. Hücre sahibi, yani Resulullah nasıl olur da benim odamda ve benim yatağımda diyerek feveran eder. Tek kadın kıskançlığı. Bunun üzerine Resulullah bunu sır tutması kaydıyla Mariye'yi kendisine haram kılar. Hazreti Hafsa, ya Resulallah, sana helal olanı nasıl haram kılabilirsin diye sorar. Hazreti Peygamber cevaben Mariye'ye temas etmeyeceğine dair Allah'a yemin eder. İşte bu yemin üzerine Tahrim suresi nazil olur. Meşhur tabii Zeyd İbni Eslem bu vakayı rivayet eder ve şu hükmü ekler. Bir erkeğin hanımına sarf edeceği "sen bana haramsın" sözü lağivdir. Yani bu talak gerektiren bir söz değildir. Şayet yemin de etmişse ona yemin kefareti gerekir. Şu halde İbni Abbas radıyallahu anhüma da aynı görüşü taşımakta ve sadedinde olduğumuz hadis onun bu görüşünü aksettirmektedir. Tahrim suresinin işaret edilen ayetinin devamında yeminlere karşı Yüce Allah'ın kefareti farz kıldığı ifade edilerek Resulullah'a yemin kefareti ödeyerek yemininde ısrar etmemesi emredilir. Ayet-i kerime şöyledir. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam, sen zevcelerinin hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber üzülme. Allah çok mağfiret edici, çok esirgeyicidir. Yüce Allah yeminlerinizin kefaretle çözülmesini size farz kılmıştır. Hani peygamber zevcelerinden birine gizli bir söz söylemişti. Bunun üzerine o zevce bunu ifşa edip de Yüce Allah da ona bunu açıklayınca Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun ancak bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Bu da Tahrim suresinin 1 ve 3. ayeti kerimeleri. Yemin kefaretiyle ilgili ayet Maide suresinde gelmiştir. Orada yemin kefareti olarak şu 4 şey sayılır. Ailenize yedirmekte olduğunuzun orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak. Yeminin kefareti. Ya onları giydirmek, yani 10 fakiri giydirmek. Yahut bir köle azat etmektir. Fakat kim bunları bulamazsa 3 gün oruç tutması lazımdır. Bu da Maide suresinin 89. ayeti kerimesidir. Hür bir zevce içinse, Hanefi mezhebine göre niyet esastır. Erkek bu sözüyle hanımını almayı niyet etmişse söz bir talakı baindir.
üç talakı niyet etmişse üç talaktır. İkiyi niyet etmişse iki talaktır. Hiçbir şey niyet etmemişse yemindir. Kefaret gerekir. Yalan niyet etmişse laib olur. Ne kefaret ne talak hiçbir şey gerekmez. Şafii mezhebine göre erkek bu sözüyle karısını boşamayı niyet ederse talak zihar zihar niyet ederse zihar sadece kadını kendine haram etmeyi niyet ederse yemin kefareti lazım gelir. Fakat sözü yemin değildir. Erkek bu sözüyle hiçbir şeyi kastetmediğini söylerse esas olan kavle göre yemin kefareti gerekir. Şafii'nin diğer bir kavline göre bu söz lahildir. Hiçbir şey tereddüt etmez. Bakın mezhepler birbirine ne kadar yakın ve aynısı. İmam-ı Malik'in meşhur sözüne göre kadına temas edilmiş olsun olmasın bu sözle üç talak vaki olur. Erkek üç talaktan daha aza niyet ettiğini söylerse bu iddiası temas edilmemiş kadın hakkında kabul edilir. Temas edilen hakkında kabul edilmez. Bu söz cariye köle kadın için söylenmişse İmam-ı Azam'a göre cariye olsun, yemek gibi başka bir şey olsun fark etmez. Erkeğin kendine haram ettiği şey artık ona haramdır. Efendim, sözünden dönmedikçe buna bir hüküm tereddüt etmezse de döndüğü vakit yemin kefareti vermesi gerekir. İmam-ı Şafii'ye göre cariyesine sen bana haramsın diyen efendiye niyetine göre hükmedilir. Azat etmeyi kastetmişse azat olur. Kendine haram kılma kastıyla söylemişse yemin kefareti gerekir. Ancak sözü yemin değildir. Hiçbir şeye niyet etmemişse yine yemin kefareti gerekir. İmam-ı Malik cariyeye sarf edilen bu sözü laviv addeder ve bir şey gerekmeyeceğine de hükmeder. Evet sevgili ve kıymetli efendiler, durum bu merkezde devam ediyorken İmam-ı Malik'e ulaştığına göre bir adam İbni Ömer radıyallahu anh hazretlerine gelerek ben hanımımın işini kendi eline koydum. O da kendini benden boşadı. Bu hususta ne dersiniz diye sordu. İbni Ömer radıyallahu anhüma ve erdan ecmain ben kadının yaptığı gibi olduğuna kaniyim deyince adam ey Ebu Abdirrahman böyle yapma diye itiraz etti. İbni Ömer ise bunu ben değil sen yaptın diye cevap verdi. Bu da Muvatta'nın haberi. Adam önceden rastgele hareket ediyor. Sonra da pişmanlık duyuyor. Ey Müslümanlar! Rastgele hareket etmeyin. Sonu pişmanlık olacak işi yapmayın. Hanımın işini kendi eline koymaktan maksat talakı hanıma tefviz etmektir. Bu tarza emri bil yet denir. İşin senin elindedir demekle sağlanmış olur. Böylece boşanma işi kendine bırakılmış olan kadın kocasına kendimi ihtiyar ettim veya nefsimi sana haram kıldım, sen bana haramsın gibi boşanmayı ifade eden bir sözle kararını ifade etti mi, artık boşanma
gerçekleşmiş olur. Tefviz yoluyla talak hakkında bazı ilave bilgileri umumi açıklamalar kısmında kaydettik. Daha önce bunlara değindik. Ve değinerek de devam ediyoruz sevgili dostlarımız. Evet, yine bu konuda dersimiz bir sonraki dersimizle de inşallah devam edecektir.